Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım tarifim buzluk köftesi. İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu köfte tarifimi daha önceden mangalda nasıl yaparız diye paylaşmıştım. Tavada. Şimdi de buzlukta nasıl saklarız, nasıl yaparız? Bu tarifi sizler için hazırladım. Öncelikle gerekli olan malzemelerimiz. Yaklaşık 1,5 kilo kıyma kullandım. Siz malzeme miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. 4 tane soğan, 2 tane dilim tost ekmeği, yarım paket kabartma tozu, yaklaşık 1 su bardağı soda, ayrıca 2 avuç kadar da tekrar galeta unu kullandım. Ekmek içi ve galeta ununu karıştırarak kullandım. Eğer sizler galeta ununuz yoksa ekmek miktarını biraz daha artırabilirsiniz. 1-2 diş sarımsak arzuya göre ekleyebilirsiniz. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, baharat olarak bunları kullandım arkadaşlar. Evet, köftemizin yapılışı. Öncelikle soğanımızı mikserde güzelce ufaltalım. Daha sonra ben mutfak robotumda köftemi yoğurdum. Elinizle veya mutfak robotunda da köfteyi yoğurabilirsiniz. Yoğurma kabımı aldıktan sonra 1 tatlı kaşığı karabiber, pul biber, yaklaşık 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 2 tatlı kaşık kabartma tozu ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu galeta unu ve un karışımının tamamını kullandım. Ve üzerine yaklaşık 1 su bardağı soda. Tüm malzemeyi güzelce yoğurdum. Bu esnada ben soğanları koymayı unutmuşum. Daha sonra tekrar makinemi duruttum ve soğanlarımı ekledim. Ve yoğurmaya devam ettim. Köftem güzelce kıvam alana kadar yoğurdum. Evet, köftemin kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Çok katı değil, çok da cıvık değil. Daha sonra elimi sürekli ıslatarak köfteme şekil verdim. Burada şekil verme istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben elimle bastırarak oval şeklinde yasılttım. Bu şekilde şekillerimi verdim köfteme. Normal köftelik de yapabilirsiniz. Dediğim gibi şekil vermesi tamamıyla size kalmıştır. İnce yaparsanız tabi pişmesi daha çabuk oluyor. Tepsime yerleştirdikten sonra köftelerimi yapışmaması için üzerine şeffaf folye yerleştirdim. Ama şeffaf folye yerine arkadaşlar yağlı kağıt koymanızı tavsiye ederim. Çünkü şeffaf folye de çok ince olduğu için biraz çıkartmakta zorlandım diyebilirim. Evet, her katına bu şekilde şeffaf folye koydum ben. Dediğim gibi sizler yağlı kağıt koyabilirsiniz. Bu köfteyi nerelerde kullanacağız arkadaşlar? Bu köfteyi ben Türkiye'ye gitmeden önce yapmıştım. Ben yokken oğlum bundan çok güzel benden tarif alarak kremalı mantarlı bir yemek yaptı. İzmir köftesi gibi patatesli köfte yapabilirsiniz. Normal tavada kızartıp ekmek arası köfte yapabilirsiniz. Domates soslu köfte yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar her türlü çeşit tarifi bu köfteyle yapabilirsiniz. Müthiş lezzetli oluyor. Ve inanılmaz pratik oluyor. Elimizin altında hemen ne pişirsem dediğiniz anda kurtarıcı oluyor resmen arkadaşlar.
Bu köfteyi yaptıktan sonra yaptığım yemekleri sizler için videolu olarak hazırlayacaktım ama maalesef hazırlayamadım. Dediğim gibi Türkiye'deyken oğlum kullandı birkaçını. Ben kendim çok acil durumda kullandım birkaçını derken bu şekilde köftelerimizi çabuk bir şekilde kullanıp bitirmiş oldum. Ben de sizlere kesinlikle tavsiye ederim. Nasıl kullanacağız dersiniz arkadaşlar. Eğer fırında yapacaksanız köfteleri hiç çözdürmeden direkt sebzeler ile birlikte sos hazırlayıp verin fırına. Bu şekilde yemeğinizi pişirebilirsiniz. Kremalı ve mantarlı aynı şekilde çözdürmeden çok güzel bir yemek hazırlayabilirsiniz. Veya birazcık çözdürerek çok çözdürmeden tavada normal köfte olarak kızartıp hazırlayabilirsiniz domates soslu olarak. Evet, aralarına yağlı kağıt veya şeffaf folyo yerleştirip üst üstüne dizdiğimiz köftelerimizi tepsimizi derin dondurucuya kaldırıyoruz arkadaşlar. Derin dondurucuda öncelikle köftelerimizi donmasını bekliyoruz. Böyle 3-4 saat boyunca. Daha sonra tepsimizi çıkartıyoruz ve köftelerimizi tek tek ayırarak buzluk poşetlerine pay ederek yerleştiriyoruz. Porsiyonluk olarak. Kendi yiyeceğiniz şekilde. Daha sonra poşetledikten sonra bir pipet ile poşetin havasını alıyoruz. Bu şekilde vakumlamış oluyoruz poşetimizi. İçerisine hava girmiyor ve buzlanmıyor köftelerimiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde tüm poşetlerimizi pipet ile havasını alalım. Ve hazırlamış olduğumuz poşetlerimizi artık derin dondurucuya kaldırabiliriz. Derin dondurucuda saklayalım arkadaşlar. 6 ay boyunca, 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz. Hiç sorun olmaz ama dediğim gibi çok kısa bir sürede köftelerimiz bitiyor. İnanın bana. Lafı daha fazla uzatmadan bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsanız lütfen yorum kısmına yazıp diğer arkadaşlarımıza nasıl olduğu hakkında fikir vermiş olursunuz. Yapacak olanlar da tereddüt etmeden sizlerin yorumlarıyla yapmış olurlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz paylaşımların devamı için kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Bir başka yayınımızda farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.